Şu anda Crystal Bridges Amerikan Sanatı Müzesi galerilerindeyiz ve bu muhteşem güzellikteki capcanlı Mark Rothko eserine bakıyoruz. Eserin adı No 210, No 211 Turuncu ve 1960 yılına ait. Bu eser hakkındaki hislerimi kelimelere dökmek benim için oldukça zor. Bana sadece sessizce durma isteği veriyor. Sadece turuncu dikdörtgenlerin ve karelerin bu eflatunumsu ama koyu mor renkli yüzey üzerinde sallanıp titreşip durduğu öyle sade bir düzlükten ibaretmiş gibi görünse bile beni çevre sarıyor. Bütün bedenimi sanki titreşiyormuş gibi hissettiriyor. Sessiz ve derin düşüncelere dalmış. İşte tam olarak böyle hissediyorum. Şu an eserin önünde konuşuyor olmak bile sanki bir yasağa dermişiz gibi hissetmeme sebep oluyor. Şekillerdeki yatay çizgilerde öyle bir şey var ki sanki her şey aşırı yavaşça, adeta bulutların oluşup dağılmalarına benzer bir şekilde hareket ediyormuş gibi. Bu şekillerin alanı dolduruş biçimleri öne doğru çıkıp aynı zamanda da resimdeki alanın içine geri çekilir gibi görünmeleri yavaş, yumuşak ve yoğun şekilde estetik bir hava katıyor. Bu kadar düz resmedilmiş bir şeyde nasıl oluyor da bu kadar fazla fırça darbesi görebiliyoruz? Bu işte böyle derin bir illüzyonist alan yaratıyor. Basitçe burada aslında iki renk varmış gibi görünüyor. Yine de renklerin her birinde sonsuz renk değişimleri var. Aralardaki geçişlerde bolca sarılar ve turuncular yer alırken, turuncunun kaplaması üzere var olan bir alanmış gibi duran mor renk ise aynı zamanda bir çerçeve görevi de görüyor. Burada sonsuz sayıda varyasyon barınıyor. Rothko 1960 yılında bu eseri yaptığında soyut resim alanında 20 yıllık deneyime sahip olan bir ressamdı. O deneyimlerin içinde bir takım benzerlikler olsa da hiçbir resim aynı değil. Mesela önümüzdeki bu resimde kayan şekilleri görüyoruz. Turuncunun çok daha yoğun olarak boyandığı yerler var. Ama bazı yerlerde de o kadar ince kullanılmış ki altı komple mor renkte olduğu için buralarda moru görebiliyoruz ve adeta bir tül gibi olduğunu hissediyoruz. Rothko'nun aldığı kararlara bakmak gerçekten de çok yol gösterici olabiliyor. Ben özellikle turuncu rengin kenarlarını çok enteresan buluyorum. Rengin gittikçe silikleşmesi ve sanatçının buralarda yarattığı morla turuncu arasındaki ilişkinin karmaşıklığı bence çok etkileyici. Saf bir formdaki saf bir rengin bir şekilde ruhani bir anlamda yankılanabiliyor olması, içe işleyebilmesi fikri soyut dışa vuruncuların bazılarının düşüncelerinin merkezinde yer almıştı ve bu durum sanırım özellikle Rothko için çok önemliydi. Bu resmin derin insani duyguları meydana çıkaracak bir eser olduğu düşüncesi. 20. yüzyılın ortalarında sanatta maneviyat konusu daha az gündemdeydi. Rothko ise kariyeri boyunca resim ve resmin maneviyatla olan ilişkisi konusuna epey ilgiliydi. Bunu spesifik olarak herhangi bir dini inançla bağlantılı şekilde düşünmüyordu. Daha ziyade daha genel çerçevede bizlerden daha büyük bir şey olması düşüncesi, bizim bu şeyle ilişkili olarak nerede ve ne şekilde konumlandığımız gibi şeylere kafa yoruyordu. Bu resim savaş sonrası dönemde toplumun önünde bazı temel sorularla karşı karşıya olduğu bir zamanda yapılmıştı. Bu Holokost sonrasıydı. Atom silahlarının sonrasıydı. Bu önemli felsefi soruların sorulduğu bir andı ve Rothko da bu sorularla yüzleşiyordu. Fakat bunun için geçmiş bir dönemin görsel dağarcığını kullanmıyordu. Melekleri göstermiyordu. Modern dünyamızda manevi olanla temas kurmanın nasıl mümkün olabileceği hakkında düşünüyordu. Bu resmin yapıldığı yıl yani 1960'ı düşünürsek bu gördüğümüz ateş gibi parlayan tup turuncu bir resim. O yıllar aynı zamanda sivil haklar hareketinin ve pek çok aktivist olayın kelimenin tam anlamıyla alev aldığı yıllardı. Sanırım bunlarla olan ilişkiyi ve bu konuların Rothko'nun aklında olması ihtimalini de inkar edemeyiz. Bu ruhani ve transandantal bir resim ama aynı zamanda içinde bulunduğu anında ürünü olan bir eser.